bir insan hırsızlık yapacakken neden şu işini ciddiye almaz? <laughs> Yemin ediyorum emekli albay gibi bir şey oldum ya. İnegöl'den bir haberle geliyorum. Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdiği villada uyuyakalan kalan hırsızlık şüphelisi Almanya'da yaşayan ev sahibinin kontrol etmelerini istediği komşular tarafından bulunup bağlanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken bölgedeki 3 villanın da soyulduğu öğrenildi. Fotoğraflarda da keriz gibi pozları var. Birincisi Ulan şu yine göl hiç mi güzel bir şeyle anılmayacak? Tamam yine tek tük güzel şeyleri var. Ama benim kastettiğim genelde şöyle saçma sapan suç olaylarıyla gündeme geliyor. Ya da işte köfte heykeliyle. Ulan insan memleketini düzgün bir şekilde anlatamayacak mı insanlara? Hep bir savunma içindeyim ya. Zaten insanlarda Bursa hakkında bir klişeleşmiş goy goy var. Ha o goy goydan gocunmuyorum ben. Zaten homofobik biri değilim. Sanıldığı kadar da gay yok. Bursa'nın adını böyle anılması bizden kaliteli geylerin çıkmasından kaynaklı. Zeki Müren'dir, Bülent Ersoy'dur. Bunlar hep Bursa. Ha tabi asıl ünlenen şey de Bursa çocuğuyum ben oldu ama neyse. Konumuz o değil. Sinirleniyorum ya bir yandan. Şöyle İnegöl'lülere sesleniyorum lütfen. Kaliteli bir şey yapın. Onunla bir parlayın. Abi yeter. Hırsıza da bayağı sinirlendim bir yandan. Ya bari o işi bile yapamıyorsan niye hırsız oluyorsun kardeşim? Bir insan hırsızlığa girdiği evde neden şurada dur bir uyuyayım diyor ya. Beni sinir ediyor böyle şeyler. Bak es kaza umarım öyle bir şey olmaz ama şu an bulunduğum eve hırsız girse ve uyuya kalsa ve ben bunu bulsam kalkıp polise vermeden önce bir azarlarım adama. Böyle mi yapılır bu iş diye. Benim olayım bu. Hayata bakış açım bu. Her herkes işini iyi yapmalı. Hakkını vermeli. Bu ne öyle gevşek gevşek hırsızlıklar yapıyor. Tabii ki yakalanırsın lan. Şimdi ne olur ne olmaz. Burada ironi yapıyoruz. Olur da ileride bizi de hapse atmaya falan çalışırlar. Ondan belirtiyorum. Burası ironi hakim bey. İnsanları hırsızlığa falan özendirmiyorum lütfen bu rahatlık benim çok garibime gitti. Mesela ergenlik döneminde babadan, anneden para çaldığım dönemler olduydu. Öyle yüksek yüksek paralar değil ama o çalma aşamasında bile götüm götüm olurdum. Felaket gerginleşirdim. Ama bir yandan da ne çalıyordum ha bak. Size anlatayım. Babam genelde göğüs cepli olan şeylerle uyurdu. Tişörtlerle. Parayı falan da orada tutardı. Geceleri horlamaya başladıktan sonra burnumu kapatırdım. Cımbızla. Evet bildiğin cımbızla, Yımbızla, oradan yavaş yavaş parayı çeker ceplerdim. Ne kadar para? 50 lira falan ekstra para. Ya işte nerelerde yeteneklerim var da ben nerelerde değerlendirmeye çalışıyorum kendimi. Belki de hırsız olsam şu an felaket zengin olmuştum, belli olmaz. En azından böyle hırsız olup da girdiğim evde gamsız gamsız uyumaya çalışmazdım. Bugün aslında başka bir konu üzerine konuşacaktım. Yine aslında bir hırsızlık olayı üzerine konuşacaktım da onun üzerine bir açıklama yaptı firma yine de yüzeysel bir şekilde bahsedeyim ne olur ne olmaz kitap yurdundaki hesaplar çalınmış tabii ki her hesap değil bu hesap şifreleri de Telegram gruplarında paylaşılmış kart bilgilerinden değil de sitede biriken puanlardan kendilerine kitaplar söylemiş bu hesaplara girenler. Ama öyle hacker deyince de Mr. robot gibi tipler canlanmasın bayağı za diyen tipler vardı hacker olarak. Onlara da çok atarlanamıyorum sonuçta hacker ne yapacağı belli olmaz. Sonra firma açıklama yaptı. Bunların şifreleri kolay veya tahmin edilebilir şifreler olduğu için sitenin güvenliği değil hesapların güvenliği çalındı gibi. O yüzden tam yapacağım sırada bir yalanla geldiği için kaldım öyle. Siz yine de isterseniz kitap yurdu hesabınız varsa bir şifresini değiştirin derim. Sizin var mı böyle saçma sapan hırsızlık olayı? Bak hırsızlık demişken unuttum. Bizim güneş panelini çalan var ya bulundu. Görmeyenler için anlatayım onu. Bu parçaları satmak için sağ sola haber bırakmış. Salak işte bak. Yine yine göl. Yine salak bir hırsızlık olayı. Bu da amcamın kulağına gitmiş. Babamla gidip o adamın ailesinin evine ulaşmışlar. Daha doğrusu çocuğun. Jandarma bizden haber bekliyor. Geri getirin, isminizi vermeyeceğiz falan demişler. Ailesi de korkudan döve döve geri getirtmişler eşyaları yani paneli. Babama dedim ki siz yine de o paneli bir yıkayın. Ne olur ne olmaz.